Dostlar merhaba. Fatma Hanım'la tekrar birlikteyiz. Bir süre ara verdik değişik nedenlerle. Teşekkür etmek istiyorum ben bizi takip edenlere. Sordular neden devam etmiyorsunuz diye. Askıda danışmanlık projesini ilan ettiğimizde o projeyle ilgili çok güzel dönüşler olmuştu. Destek vermek istiyoruz diyenler oldu. Tür programlarda şöyle bir güzellik var. Korkmayın. Desteklediğinizi kimse bilmiyor. Bir elin verdiğini diğer el bilmesin mantığı gereği. Endişeniz olmasın. Siz bu sosyal projelere destek çıktığınızda kimse bilmeyecek sizi. Sadece siz bileceksiniz. Bunu bir ilan edelim ki bazı insanların endişeleri olabiliyor. Öyle bir endişeye mahal yok. Bu açıklamayı şundan dolayı yapma ihtiyacı hissettim. Bize o zaman yoğun talepler geldi patrondan hesap açsanız diye. Patrondan hesap açtık. Klişe ifadesiyle artık ben de patrondayım diye ilan ediyorlar. Artık biz de patrondayız. Patron hesabını açmamızdaki temel hedefimiz şu. Bu tür YouTube programlarımızın devamı. Yapmak istediğimiz askıda danışmanlık ve diğer sosyal projelerin devamı için destek gerekiyor. Yani siz, biz hepimiz bir koşturma içerisindeyiz. Mücadele ediyoruz. Ayakta ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Zaman zaman farklı işlere vakit ayırmak zorunda kalıyoruz. Fakat ısrarla sosyal projeleri devam ettirmek istiyoruz. Uzatmadan şunu söylüyorum. Destekleriniz gerekiyor. Şimdi Fatma Hanım bilmiyorum size de belki ulaşanlar oldu. Bana da ulaşanlar oldu. Programlarımızda yer almak istiyorlar. Fakat onların bütçelerini aşıyor farklı nedenlerle. Ben burada size sorayım mesela bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ondan sonra bugünkü asıl konumuza geçeceğiz. Evet, merhabalar herkese uzun bir süreden sonra. Hocam teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte söyleşi yapmak da güzel benim için. Askıda danışmanlık projesiyle ilgili... Aslında biz duyurduğumuz günden bugüne kadar birçok bana ulaşan insan oldu. Şöyle bir söylemle ulaştılar. Fatma Hanım biz işte sizden danışmanlık almak istiyoruz. Evet, bunu bir iş olarak yapıyorsunuz. Fakat gerçekten acaba askıda danışmanlıkta nasıl bir kriter arıyorsunuz? Oradan hizmet alabilecek insanlarda ne tür bir özellik arıyorsunuz? Biz bu özelliğe haiz miyiz? Biz de katılabilir miyiz, buradan hizmet alabilir miyiz gibi. Aslında bu sorulara karşılık verirken her seferinde bir miktarda mahcubiyet hissettim. Neden? Gönül aslında herkese yardımcı olmak istiyor. İhtiyacı olan herkesi rahatlatmak istiyor. Fakat belki o videomuzda da ifade etmiştim. Tek bir psikolog olarak bunu yapma ihtimalim çok zor. Aynı zamanda benim de hayatımı idame ettirmem gerekiyor. Kendimle ilgili, ailemle ilgili sorumluluklarım vesaire. Bu insanlara hayır demek de çok üzücü. Peki ne yapılabilir? Ben de bugün hocamın bahsettiği konu üzerine şunu söylemek isterim. Aslında bazen iyilik bir dakikamızı, bazen iki dakikamızı, bazen beş dakikamızı alır. İyilik bizim yaşam kaynaklarımızdan bir tanesi. İyilik yapınca aldığımız o haz, o huzur hem vicdanen hem zihin olarak bizi çok mutlu eden bir olay. İyilik yapalım. Selim Hocam bu konuda bir Patreon hesabı düzenledi. Çok teşekkür ediyorum. Oraya desteklerde bulunursanız bana farklı yaş gruplarında çok zor ihtiyaçlarıyla başvuran insanlara en azından küçücük de olsa bir katkı sağlamak için sizi bir iyiliğe davet ediyorum ben de bu vesileyle. Evet, teşekkür ediyorum Fatma Hanım. Bugün bir araya gelmemizin temel sebebi hani daha önce biz demiştik ya eğitim vermek istemiyoruz. O paylaşımdan sonra bize dönüşler oldu. Teorik eğitim vermek istemiyoruz. Çünkü kullanılmayan bilgi yüktür. Bir batılının ifadesiyle bir mezardaki kemiklerin alınıp diğer bir mezara nakledilmesine benzer teorik bilgi aktarımı. Biz sizlere teorik bilgi aktarmak istemiyoruz. Üst bilgi dediğimiz kullanılabilir bilgi vermek istiyoruz. Bu bilgiyi aktarabileceğimizi düşünüyoruz. Biz şimdi formatı değiştirdik. Uygulamalı bir eğitimi sizlere sunmak istiyoruz. Bu konuda da Fatma Hanım'la birlikte bir süredir üzerinde çalıştığımız bir proje, bir program vardı. Uygulamalı koçluk sertifika programı. Koçluk popüler bir alan, çok ihtiyaç duyulan bir alan. Sadece koçluk mesleğini yapmak isteyenlerle ilgili değil aslında. Anne babaları da ilgilendiren bir alan. Çünkü koçluk biraz sonra paylaşacağız alt başlıklar içerisinde. Anne babayı da ilgilendirir, bir bireyi de ilgilendirir.
koçluk mesleğini profesyonel olarak yapmak isteyen bir uzmanı da ilgilendirir. Uygulamalı koçluk sertifika programında şöyle bir tasarımda bulunduk. 3 aylık bir program yapalım ama korkmayın 3 ay her gün olmayacak. Haftada 2 gün Fatma Hanım sizlerle buluşsun. Haftada 2 gün ben sizlerle buluşayım. Uygulamalı bilgi birikimimizi sizlerle tartışarak ama interaktif bir şekilde masaya yatırarak. Çünkü hayatta en zor işlerden birisi beklemekse diğeri de dinlemektir. Dinleme pozisyonuna sokmayacağız sizi. İnteraktif olacağını özellikle hani adını çok duyup da kendisini çok göremediğimiz interaktif eğitimler vardır ya. Bir bakalım bizim programlarda nasıl oluyormuş interaktif. Bu konuda bizi eleştirebilirsiniz program sonrası. Uygulamalı koçluk sertifika programını biz 3 modüle ayırdık. Her bir modül 1 ay sürecek. Modül 1 koçluk mesleği başlığını taşıyacak. Modül 2'de sizlere koçluk çeşitlerini aktaracağız. Öyle farklı koçluk alanlarında koçluk yapmak isteyebilirsiniz veya yaptığınız koçluk alanını değiştirmek isteyebilirsiniz. Ve koçluk uygulamaları da 3. modülümüz olacak. Burada modül 1 içerisinde koçluk mesleğine, koçluğu içselleştirmeye, misyon vizyon kavramlarıyla koçluğun bir arada analiz edilmesine, fütüs analizi nasıl işimize yarar? Tabii bunları değerlendirme de programın sonunda yaparak uygulamalı bir şekilde modül 1 içerisinde ben sizlere aktarmaya çalışacağım. Fatma Hanım, modül 1 içerisinde bu eğitime katılacak olanlara siz neler aktaracaksınız? Evet, aslında hocam ilk başta şuna değinmek istiyorum. Koçluk eğitimi harika bir eğitim ve her alanda dediğiniz gibi anne, baba, birey, öğrenci ya da bu alanda başkalarını yönetmek ya da eğitmek konusunda yine hakeza iş adamları, eğitimciler hepsinin başvurabileceği ve kendine ait muhakkak hayatında değişebilir, yenilenebilir bir pencere açmaları için çok kıymetli bir eğitim. İnsan yönetiminde bizim için en önemli olan kısım öncelikle kendini tanıması ve kendini yönetmesi. Güzel. Kendini tanıdıktan sonra, kendini yönetmeyi öğrenebildikten sonra aslında hayatını da yönetmeyi öğreniyor insan. Evet. Gelişi güzel yaşamaktan uzak, kendisini ve etrafındaki insanları, ilişkilerini yönetebiliyor. Aslında kendisinden başlayıp yaptığı işe, öğrencilerine, şirket içindeki insanlara, aile içinde bireylere ait bir yönetim şekli geliştirmesini sağlayacak. İlişki yönetimi de diyebiliriz aslında buna. Tamam, güzel. İlk hafta bu konuyu aktaracaksınız. İlk haftanın içerisinde ikinci bir konu başlığı olarak eğitim liderliği dikkatimizi evet. çekiyor. Eğitim liderliğinde de hepimiz eğitilen, eğitebilen varlıklarız. Bu anlamda eğitim konusunda etrafımızda yine herkese kendimizden başlayarak çocuklarımızla ilgili kısımlar, birlikte yaşadığımız insanlarla ilgili gelişim ve değişimler için neler olabilir, neler yapılabilir? Aslında burada da biraz bunu konuşacağız. Hayatımızda planlı ve düzenli bir eğitim nasıl devam eder? Bunları birlikte konuşup interaktif olarak işlemiş olacağız. Evet, ikinci haftada koçluk, motivasyon ve iletişim konusu görünüyor sizde. 2 saatlik bir süre içerisinde aktaracaksınız. Evet. Motivasyon çok duyduğumuz bir kavram ama evet. Nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Hocam motivasyonla ilgili benim ana kaynak olarak kullandığım şey gerçekten önce bireysel motivasyonu yine keşfetmek. Belki de dinleyicilerimiz diyecek ki Fatma Hanım koçluk diyorsunuz ama hep bireyin önce kendini işte yönetmesi, bireyin kendini tanıması, bireyin kendini bulmasından bahsediyorsunuz. Aslında koçu eğitirken en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bu. Önce koç olacak insanın kendini tanıması ve bu yoldan kendisinin gitmesi çok önemli. Bir reklam alayım. Self koçluk kitabımız var Fatma Hanım. Self kesinlikle. Selim Hocam'ın bu kitabı da harika bir kitap. Hocam kesinlikle çok önemli. Self coaching'i başaramamış bir insanın hakikaten başkalarına bu konuda yardımcı olması çok zor. Onun için
Katılımcılara şimdiden aslında şunu söyleyebilirim. Kendinizi keşfedeceksiniz. Evet. Bu konuda inanın eğitim bittiğinde diyeceksiniz ki evet ben buyum ve bunları yapabilirim. Şu kadar insana yardımcı olabilirim ya da şu mesleği gerçekleştirebilirim gibi. O evet. ben buyum ve bunları yapabilirimin açılımını herhalde bir sonraki konu koçluk ve farkındalık. Bunlar birbirine çok bağlı konular. Bizi motive edecek değerleri zaten arayarak bulacağız. Herkes aynı şeyi motive etmiyor. Karşımızda olan popülasyona göre, gruba göre, kitleye göre, yaş grubuna göre, yaptığımız işe göre motivasyon kaynakları ve onların bu konudaki farkındalığını artırmak için belki küçük grup bazlı çalışmalar yapacağız bu görüşmelerde. Bunu da kalanını orada devam edeceğiz. Evet. Bu bir aylık programın üçüncü haftasında, bir aylık dediğim üç haftadan oluşuyor. Değerlendirme iki saat ben ve katılımcılar, iki saat de siz ve katılımcılar ele aldığımız konuların genel değerlendirmesini yaparak birinci modülü tamamlamış olacağız. Yani koçluk mesleğini tamamlamış olacağız. İkinci 20 saatlik programımızın başlığı koçluk çeşitleri. Başlarken söylediğim gibi insanlar farklı konularda talepler alabiliyorlar. Yani yaşam koçluğu mesela aktaracağım konu. Yaşam koçluğu benim Türkiye'deyken uygulamalı yapmış olduğum bir alan. Farklı faydalar sağlayabiliyor. Hani şöyle demeyin, ya ben yaşam koçluğu yapmam. Yaparsınız. Bir gün size bir telefon gelir. Telefonun öbür ucundaki insan çok kritik bir soru sorar. O kritik soruya cevap vermeniz gerekir. Sizden yardım istemektedir. Vesaire uzatmayayım. Ayrıntıları oraya bırakalım. Koçluk çeşitleri hayatın içerisinde karşınıza farklı şekilleriyle çıkabilir. Bu nedenle bu konular hakkında uygulamalı bilgilere ihtiyaç var diye düşünüyoruz. Yaşam koçluğunu, yönetici koçluğunu alanım benim yönetim organizasyonu olduğu için o alandan bir takım bilgileri paylaşacağım. Tabii bunlar uygulamalı. Dikkat ederseniz ikinci modülde artık o konuyla alakalı genel karşılıklı bilgi alışverişini yaparken aynı zamanda ikişer saatlik uygulamalarımız olacak. Ve yine değerlendirmeyle ben ikinci modülü bitirmiş olacağım. Fatma Hanım, sizin konular arasında benim çok önemsediğim kariyer koçluğu dikkat çekiyor. Kariyer koçluğu, öğrenci ve eğitim koçluğu. Bunlar çok güzel başlıklar. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Hocam, kariyer koçluğu, öğrenci ve eğitim koçluğu yine aslında şunu da aktarmak istiyorum dinleyicilerimize. Bu uygulamanın, bu eğitimin içerisinde çok güzel, heyecanlı, canlı uygulamalar yapacağız. Yine karşımızdaki insanın kariyeri adına bir yönlendirme yapacaksak ya da eğitim planlamasını yapacaksak ve bu bir öğrenci ise koçluk yapacak kişilere insanları kendini gerçekleştirme alanını sun lütfen diyeceğiz. Uygulamaların sonunda ortaya çıkacak olan netice bu hocam. Çok güzel. İkinci modülü de bu şekilde tamamladıktan sonra üçüncü modülümüzde koçluk uygulamaları var. Aslında en fazla önem verdiğimiz yukarıdaki programları, yukarıdaki modülü tamamlayacak olan temel kısım burası. 20 saatlik koçluk uygulamaları başlığı altında uygulamalı yaşam koçluğu, uygulamalı yönetici koçluğu gibi bir takım başlıkları ben sizlerle, katılımcılarla masaya yatıracağım. Bunların analizini yapacağız. Fatma Hanım, sizde de uygulamalı kariyer koçluğu, uygulamalı öğrenci ve eğitim koçluğu görünüyor. Dörder saat. Bu kısımla alakalı evet. Neler düşünüyorsunuz? İnsanı nereden nereye taşıyabiliriz? Bunu gerçekleştirmelerini sağlamak ve görmelerini sağlamak. Aslında bu benim için çok önemli. Yanında yakınındaki insanlarla uygulamalı çalışmalar yapacaklar. Onların kariyerleri konusunda en sağlıklı karar nasıl verilebilir? Bununla ilgili bazı testler var. Bunları görecekler. Yine eğitim koçluğunda da aynı şekilde bir öğrencinin eğitime karşı bakışı, duruşu nasıl şekillendirilebilir? Nasıl motive edilebilir? Bireysel anlamda bu tarz birebir çalışmalar yapacaklar ve bunları grup içerisinde değerlendirecekler.
Bu kısım çok zevkli, çok eğlenceli ve başardıkça da birine katkı sağlamak, birinin hayatına dokunmanın onlara vereceği mutluluk gerçekten şu an bile katılacak kişilerin yüzlerindeki tebessümü tahmin edebiliyorum. Mutluluk verecek eğitimin sonundaki sertifika sınavı da herhalde eğlenirken öğreten bir sınav olması gerekiyor. Bu konuyla alakalı katılımcılara ayrıntılı bilgilendirmeyi programın başında yaparız. Nasıl bir sınav olacağına dair. Hayatın kendisi bir sınav. Bu programda bir sınav olsun sertifika olacağına göre. İsteyen tek modüle katılabilir. İsteyen iki modüle katılabilir. İsteyen modüllerin tamamına katılabilir. Tabii biz 3 modülün tamamına katılımı teşvik ediyoruz, arzu ediyoruz. Günümüzde çok yaşadığımız aslında temel bir sorun var. Evlilik başlığı altında. Hı hı. Bununla alakalı da birkaç cümlenizi alsak evet. Ve sonra toparlayıp tamamlasak dinleyenlerimizi de çok yormadan. Evet. Evlilik okulu çok duyduğumuz, özellikle Türkiye'de bir ara çok yaygınlaşan evlilik öncesi eğitim veya çiftler arası iletişim, aile içi iletişim inanılmaz derecede bir ara popüler olan seminerler vardı. Burada evlilik okuluyla alakalı nasıl bir şey tasarlıyorsunuz? Evlilik okulu bir eğitimin çatısı gibi belki başlık olarak düşünebiliriz. Bu okulun içinde ne var peki? Aslında kavram olarak Türkiye'de ya da dünyanın başka yerlerinde de oturan bir kavram evlilik okulu. Aslında okula kim gelir? Önce bunu küçücük cümleyle tekrar etmek istiyorum. Öğrenme ihtiyacı olanlar, değişmek, gelişmek, yenilenmek isteyenler bu çok önemli. Öncelikle bu evlilik okuluna benim ihtiyacım var diyebilmesi için örneğin diyeceğim. Çiftlerin bir çift analizine ihtiyacı var. Çift ilişki analizi. Ne demek peki bu? İlişkilerin ne kadar sağlıklı olduğunu görmeleri gerekiyor. Bunu nerede rahatlıkla yaptırabilirler? Bizim açacağımız evlilik okulu altındaki çalışmalarda bunlardan bir tanesi. Peki iki genç evlenmeye karar verdi. Ne yapacağız? Yani annemizden babamızdan gördüğümüz bir evlenme, bir eş olma, bir rol alma şekli var. Rol modellerimiz anne ve babamız. Acaba anne ve babamın subjektif duygu ve fikirleriyle meydana getirdiği bu evliliğin o tam anlamıyla olması gereken hali ne diye bir soru soracak olurlarsa işte biz bunu da evlilik öncesi eğitimi dediğimiz ortalama 10 saatten oluşan içinde ev ekonomisinden ev içi rollere kadar eşini tanımaktan bir evde erkeğin ve kadının rol dağılımı cinsiyetçi bir bakış mı yoksa taşıyabildiğimiz yükler mi bunlara kadar konuşabileceğimiz harika evliliğe hazırlık süreci diyebiliriz. Bir evet. Diğer konu hocam. Evet. Peki evli çiftler. Bakın evli çiftlerde yaşanan birçok sorun var. Bu sorunlardan bir tanesi işte evdeki ekonomik sorunları mesela diyelim. Bir kadın diyor ki benimle hiç paylaşmıyordan çocukların eğitimine hiç karışmıyor. İşte küçük bebeği olan bir kadın gece hiç çocukla ilgilenmiyor. Çünkü bu senin görevinden. Kayınvalideyle sorun yaşayan, çocuğuna nasıl eğitim vereceğini bilemeyen kadın, erkek. Bakın bu sorunları ne yapıyoruz? Sorunları bildiğimiz birkaç kişiye soruyoruz. Ben de bu konuda diyorum ki gelin bunları güvenilir, sakin, huzurlu bir uzman eşliğinde konuşalım. Konuşalım, planlayalım. Yol çizelim, iyileşelim, güzelleşelim, mutlu olalım. Bunun için evlilik öncesi, sonrası, nişan dönemi, tanışma dönemi, evlendiğimiz yıllar, arkasından gelen ileri dönem evlilik dönemleri, 50-60 yaş hiç fark etmez. Her dönemde bence dönem dönem uğrayıp kapısını çalıp bizim bir ilişkimizi check edebilir misiniz, neye ihtiyacım var diyebileceğiniz güzel bir okul olacak hocam. Evet. Fatma Hanım, başlıklar ilgi çekici. Yani evlilik hakikaten evlilik öncesi eğitim, çiftler arası iletişim, aile içi iletişim,
ihmal edilmemesi gereken, belki üzerinde ne kadar çalışılsa yeridir diyebileceğimiz alanlar. Ümit ediyorum faydalı programlar olur. Bununla ilgili ayrıntıları da biz takipçilerimize aktaracağız. Eklemek istediğiniz başka hususlar varsa onları alayım ve bu haftaki programımızı tamamlamış olalım. Evet. Hocam koçlukla alakalı tarih bilgilendirmesi yaptık mı? Ben o kısmı kaçırmış olabilirim. Tekrar ya da sorabilirim. Yansıttığımız programda görünüyordu ama tekrar söyleyelim. Ocak ayında başlayacağız. Ocağın ilk haftasından itibaren başlayacağız. Ocak'ta birinci modül. Şubat'ta ikinci ayda ikinci modül. Üçüncü ay Mart'ta da üçüncü modülü yapıp programı tamamlamış olacağız. Tabii burada dünyanın farklı yerlerinden katılımcılar olacağı için zaman ayarlamasını yapmamız gerekiyor. Siz Kanada'dasınız, ben İngiltere'deyim, Türkiye'den çok soranlar var. Evet. Uzak Doğu'ya kadar bir network'ümüz var. Dolayısıyla zaman ayarlamasını yaparken değişkenleri dikkate alacağız. Program ilanı ile birlikte duyururuz. Tamam hocam. Teşekkür ediyorum. O zaman kayıtlar için bir an önce başvurulara başlasın dinleyicilerimiz. Evet, web sayfamız üzerinden ve sosyal medya araçlarımızdan kayıtla ilgili bilgileri biz paylaşacağız. Sorular olan olursa gerek bu videomuzun altına, gerek paylaşacağımız e-mail adresimize direkt iletişimle sorabilirler. Fatma Hanım, ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Bir ara verdik, tekrar başladık ama biz enerjimiz yettikçe, imkanlar el verdikçe siz ve biz bu ve benzeri sosyal projeleri, fayda sağlayacak değerleri üretmeye devam etmek istiyoruz. Bu noktada da takipçilerimizden desteklerini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.